بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح باب ما بباب şul bir şeyin beyanındadır ki yukalu denilir fissalati namazda ba'de tekbiratil iftitah iftitah tekbirinden sonra namazda denilir yani okunur. Bu şey nedir? Ulemanın burada ihtilafı var bu mesele hakkında. İftitah tekbirini aldıktan sonra ne okunacak? Meşru olan bir şey var mı yok mu? İmam-ı Malik buyuruyor ki hiçbir şeyin okuması meşru yok. Tekbir aldı mı elhamdülillahi rabbil alemindir, kıraata başlar. Fakat cumhur ulema diyor ki hayır, tekbirden sonra Fatiha'ya başlamazdan evvel bir şey okur, bir dua okur. Bu nedir? Bunda da ihtilaf var. Yani bir şey okumak meşrudur ama okunacak şeyde de üç mezhep var. İmam-ı Şafii buyuruyor ki Allahümme inni veccehdu veçhiye lillezî fetara's semâvâti vel ardı hanîfe ve mâ ene minel müşrikîn. Buna tevcih derler. İşte bunu okur. Hanefi uleması İmam-ı Ahmet, İshak ibn-i Rahavey bunlar da diyorlar ki hayır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ cedduk ve lâ ilâhe gayruk. Sena. Bu senayı okur. Bu etti iki mezhep. Üçüncüsü de İmam Ebu Yusuf, Tahavi, Ebu İshak el-Mürvezi, Ebu Hamid Şafi'yeden. Bunlar da diyorlar ki ikisini de cem eder. Hem tevcihi okur hem senayı okur. Oldu üç rivayet. Şimdi İmam-ı Tahavi bunları bu babda birer birer delilleriyle beraber beyan buyuracak. Haddesene ibn-i İbrahim ibn-i Ethem. Kale haddesene Ebu Zafer Abdüsselam ibn-i Mutahhar. Mutahhar ala vezni mef'ul minet tef'il. Tef'ilden isim mef'ul üzerinedir. Tahhara yutahhiru tathiren fehu mutahhirun ve zâke mutahharun. İşte bu yani isim mef'ul, mutahhar. Kâle haddesenâ Cafer ibn Süleyman Dubaiyyu en Ali ibn Ali Rifa'i en Ebil Mütevekkil en Naci an Ebi Sa'idin el-Hudri kâle Ebu Sa'idin el-Hudri buyurdular ki kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bize akame kalktığı vakitte minel-leyl geceliğin kebbere tekbir alırdı. Sümme yekûlu sure derdi Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve la ilahe gayruk bu duayı okurdu. Duanın manası Sübhaneke Allahümme ya Rabbi ben seni tesbihü tenzih ve takdis ederim. Noksan sıfatlardan berisin, kemal sıfatlarıyla muttasifsin. Ve bihamdike sana hamd ederim. Yani tesbihle beraber hem de sana hamd-i şükürler ederim. Ve tebareke senin yüce oldu, ismüke ismin yüce oldu, âli oldu. Ve teala ceddüke senin sıfatların âli oldu. Her şeyden münezzehsin. Yoksan sıfatlardan hiçbir şey sende yoktur. Ve la ilahe gayrük. Senden başka me'budun bilhak ibadete layık da kimse yoktur. İşte bunu okurdu. Sümme yekulu sure derdi. Okurdu. La ilahe illallah. Allah'tan başka me'budun bilhak yok. La ilahe illallah okurdu. Sümme yekulu. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz okurdu. Allahu ekberu kebira. Allah büyüktür. Büyük olmakla büyüktür. Eceldir, e'ladır. Her şeyden alidir. Üç defa da bunu okurdu. Allahu ekberu kebira, Allahu ekberu kebira, Allahu ekberu kebira. Sümme yekulu sure derdi, okurdu. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi. Bir de bunu okurdu. Euzu billahi ben Allah'a sığınırım. Söyle Allah ki es-semi'il alim, işitici ve bilici olan Allah'a sığınırım. Mineşşeytanirracim fard edilmiş rahmeti ilahiyeden uzaklaştırılmış men'un metkut olan şeytandan. Şeytandan Allah'a sığınırım. O şeytanın nesinden? Sığınırım Allah'a min hemzihi onun vesvese etmesinden ve nefhihi üfürmesinden insana kibir getirmesinden vesvese edip de kibir getirir. Ve nefsihi nefis ve nefas tüfü'ü kedi var ya yani sihirbazlar okurlar ipleri üfürürler ya işte bundan da seher etmesinden de
Ya Rabbi sana sığınırım. Bir de şiir söyletmek manasına getirmişler ki şiara insanı lüzumsuz şiirlere düşürmek o da şeytandandır. Ya Rabbi bunlardan sana sığınırım. Şimdi bu rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedikten sonra neyi okumuş? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahu Ekber kebira, Allahu Ekber kebira, Allahu Ekber kebira. Euzu billahi semiyel alimi mineşşeytanirracim, min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi. Bunu okumuş. Okumuş yalnız Allahu Ekber kebireyi 3 defa okumuş, ötekilerini birer defa okumuş. Sümme yakrabu, sonra okurdu. Neyi okurdu? Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'den başlar okurdu. Şimdi burada sena ile fena ile başladığının müstehep olduğunu beyan ediyor bu hadis-i şerif. Allahümme inni veccehtu yok burada. Burada ne var? Sübhaneke Allahümme. Bu Ebu Said'in Hudri'nin rivayeti radıyallahu anh. Sena ile başladı diye bunu beyan ediyor. Yalnız sena ne şekilde? Yalnız Sübhaneke mi? Ondan sonra La ilahe illallah, Allahu Ekber, Euzu billahi semiyel alim mineşşeytanirracim, min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi, var mı yok mu? Burada bunlar da var diye ispat eyledi. Haddesena Fahd ibn Süleyman, kâle haddesena el-Hasen ibn Rabi'a, kâle haddesena Cafer ibn Süleyman, fezekere mislehu bi isnadihi. Bu isnatla bu hadisi ispat eyledi, gayri ennehu lem yakul sümme yakravu. Min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi dedi, sümme yakravu. Bu senette gelmedi. Yani tesniye bu kadar. Sena bu kadar. Sena ve nefsihi o kadar. Zaten ondan sonra neyi okuyacak? Elhamdülillah Rabbil Alemin diyecek. Ve haddesena Malik ibn Abdillah ibn Seyfi Tücibi. Kale haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ebu Maviye. En Harisete ibn Muhammed ibn Abdirrahman. En Amreten Aişete radıyallahu anha. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فلمس إذا افتتح الصلاة نماذا başladığı vakitte يرفع يديه ellerini kaldırırdı حزب منكبه omuzlarının hizasına kadar ثم يكبر sonra tekbir alırdı ثم يقول sonra derdi سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها'dan da bu rivayet edildi. Yani Peygamber Efendimiz ne ile başlardı? Sena ile, Sübhaneke ile başlardı. Fakat burada şu rivayette var ki Peygamber Efendimiz ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Onu da işte yukarıda beyan etti. Evet, onu da yukarıda beyan buyurdu Vail İbni Hücr'ün rivayetiyle ki eller dışarıda ise kulaklarının hizasına kadar kaldırmak var. Yok ellerin eller soğuktan ebaların, mişrehlerin içinde ise omuzlarına kadar kaldırmak ancak mümkündür. Bu rivayette caiz ki soğuk zamanda olmuş Hazreti Ayşe radıyallahu anha onu görmüş ki ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırmış. Böyle cevap verilebilir. Haddesena Fahdun gâle haddesena el-Hasen ibn-i Rabi'ye gâle haddesena Ebu Maviye fezekere mislehu bi isnadihi. Ebu Maviye de bu hadisi şerifi bu senetle zikreyledi. وَكَدْ رُوْيَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ مَنْ هَيْ اَيْضًا Hazreti Ömer'den yine rivayet edildi ki اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَذَا اَيْضًا Böylece dirdi. اِزَفْتِ تَحَسَّلَاتَ namaza başladığı vakitte سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ لَا اِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi. Abdullah ibn Ömer de bu duayı okurdu namaza başladığı vakitte. Kema haddesena, netekim bize rivayet eyledi İbrahim ibn Mercuk kâli haddesena ve ibn Cerir kâli haddesena Şöbet ve el-Hakem en Amr ibn Meymun kâle salla bina Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer bize namaz kıldırdı bi Zülhuleyfeti Zülhuleyfe'de. Şimdi onun ismini Abar Ali diyorlar, mikat yeri. Medine'nin mikati. Mekke-i Mükerreme'ye giderler. Burada ihrama girerler. İşte buranla değil. Zülhuleyfe. Orada Hazreti Ömer namaz kıldırmış. Fekale buyurdu. Allahu Ekber. Namazı tekbir aldıktan sonra
okudu. Subhanekallahumme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddik. Bunu okudu. Bunu aşağıda geliyor ki bunu aşikare okudu. Hatta sesini o kadar kaldırdı ki vadide olanların hepsini işittirdi. Halbuki bunun gizli okunması lazım. Niçin aşikare okudu bu Sübhaneke'yi? Bilmeyenler öğrensin diye. Aşağıda geliyor bu. Ve kemâ haddesene Ebu Bekir'te kâle haddesene Ebu Davud'e ve Vehb'e kâle haddesene Şöbetü'nül Hakem fe zekere bi isnâdihi mislemû. Ebu Bekir'e terigilede İmam-ı Tahavi bir ayeti rivayet ediyor ve zade Ebu Bekir'in rivayetinde ziyade eyledi. La ilahe gayrı. Yukarıda ve tebarek esmüke kadar vardı. Burada la ilahe gayrık da var. Ve la ilahe gayrı. Ve kemâ haddesene Ebu Bekir'de. Nitekim yine Ebu Bekir'e İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله زبير قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله حضرة من رضي الله عنه أسود بن يزيد رواية إلى غير أنه لم يقل بذي الحليفة ورواية حضرة عمر ذي الحليفة بن أكدون شيء لم يدي يعني حضرة عمر böyle namaz kıldırdı dedi ama nerede olduğunu beyan etmedi. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر مثله علقمة وأسود هريك ستا حضرة عمر رضي الله عنه بو حديثي روايته لدلر وزاد وروايته زيادة لدك يسمع من يليه onun etrafındakilerine işittirirdi. Hazreti Ömer namazda sesini yukarı kaldırırdı. Yanında olanlar bu tesbihi duyardılar. Ve kemâ haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Velid'e kâle haddesene Şöbet'e anil hakem an İbrahim'e anil esved an Ömer'e radıyallahu anh mislehu. Yine Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ anh'den Ebu Bekir'e başka bir senetle bu hadisi rivayet ediyor. وكما حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا لامش قال حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما سمعا علقمة وأسود dediler ki سمع onlar işittiklerini söylediler kimi عمر رضي الله عنه Hazreti Ömer işittiler kebbere evvela namaza tekbir aldı فَرَفَعَ صَوْتَهُ sesini kaldırdı وَقَالَ dedi مِسْلَ ذَلِكَ bu yukarıdakini dedi. Ne dedi? Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala cedduk ve la ilahe gayrı. Bunu okudu. Aşikare sesini kaldırarak okudu. Niçin? Liyeteallemuha. Bilmeyenler bunu öğrensin diye. Bunu böyle okudu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun cemaatten bir kısmı sahip oldular ilaha da buna. Tekbirden sonra Sübhaneke okunur dediler. Fekalu dediler ki hakeza böylece yenbağıydı musalli namaz kılana layık olan budur. İzeftetahı salata namaza başladığı vakitte en yekule bunu okuyan ve la yezide ala hada bunun üzerine ziyade etmeye Sübhaneke'nin üzerine şeyen bir şey ziyade etmeye gayret teavuzi avuzudan başka avuzuyu okuyacak. İmkâne imâmen, isterse imam olsun, ev musalliyin li nefsi, isterse kendi nefsine namaz kılan olsun, tekbirden sonra Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâle ceddük ve la ilahe gayrük bu kadar okur. Ondan sonra Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm bunu okur. Ve mimmen kâle zâlik, böyle hükmedenlerdendir, böyle diyenlerdendir. Kim? Ebu Hanife'te rahimullah. İşte imam Ebu Hanife böyle diyenlerdendir. İmam Muhammed de böyle demiştir. İmam-ı Sevri, İmam Ahmed ibn Hanbel, İshak ibn-i Rahavi, Ata ibn-i Ebi Rebah, Davud-u Zahiri ve ekser ehlül elim. Bunlar da İmam-ı Azem'in dediği gibi tekbirden sonra Sübhaneke okunur ve onun üzerine bir şey ziyade edilmez dediler. Yani Allahümme inni veccehtü veşyeri dedi, bu okunmaz dediler. Ve halefen fî zâlike âkharûn. Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Dediler, hayır ziyade edilir. Bunu okur, bir de Allahümme inni veccehdu veşyerillezî fatarassemâvâti vel erdu hanîfe ve mânemnil müşrikîn bunu da okur.
Hangisini evvel okursa okusun, ister Sübhaneke'yi evvel okursun, Allah, isterse Allahümminni ve Cehde'yi evvel okusun, cem etmek var. Bu cem'e gidenler de İmam Ebu Yusuf, Ebu İshak el-Mirvezi, Ebu Hamid ve Şafiiyye'nin diğer başkaları da buna zahip olmuşturlar ki yani cemi'e terikine gitmiştirler. Fekal bunlar dediler ki bel yembeğiyle o adama layık olan, namaz kılana layık olan nedir? En yezide ziyadeyde ba'daha da bu Sübhaneke'yi okuduktan sonra neyi? Mâ şul bir duayı ziyadede ki katruviyen Ali'in radıyallahu anh hanin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali kerramallahu ve şefyanber efendimizden rivayet etmiş olduğu duayı ziyadeydi. Fezekeru zikreylediler mâ şul bir hadisi ki haddesena el-Hüseyin ibn-i Nasr'i. Hüseyin ibn-i Nasr, İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. Şimdi hadisle Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen o dua nedir onu beyan edecek. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبر فنز كان إذا افتتح الصلاة نماز başladığı وقت قال بيرد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَ اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ Hazreti Ali kerramallahu veşe diyor ki Peygamber Efendimiz namaza başladığı vakitte bunu okurdu. وَجَّهْتُ gönderdim veçhiye yüzümü lillezî şol bir kimseye ki فَطَرَ السَّمَوَاتِ yer göğleri halke eyledi وَالْاَرْضَ yeri de halk eyledi. Yeri, göyleri ve yeri halk eden bir kimseye yüzümü döndürdüm. Burada semavati cemya. Çünkü yedi kat gök olduğunda semavat buyuruldu. Vel arda bu aradin denilmedi. Halbuki o da yerler de yedi kattır. Ulemanın bahsi diyor ki sebebi yerin üzerinden biz fazla istifade etmiyoruz. Yalnız yerin üst tabakasından istifade ediyoruz. Diğerlerinden istifademiz yok. Onun için o zikredilmedi. Müfred olarak zikredildi. Ama semavat öyle değil. Hepsinden Müslümanların, beşerin istifadesi var. Onun için bu hikmetin verdiğini semavatın hepsini zikreyledi. Ardın da üst tabakasını zikreyledi. Evet, mana itibariyle Ya Rabbi ben yüzümü yerleri gökleri halkeden sana döndürdüm. Ben ne olduğum halde, hanifen, muhlis olduğum halde akidemde şekkü şüphe yok, nifak, riya, kibir yok. Halis muhlis olarak yüzümü sana döndürdüm. Müslümen, Müslüm olarak. Ve ma ene minel müşrikin, ben müşriklerden değilim. Sana şerik koşanlardan olmadım. İnne salati, benim namazım ve nüsüki, ibadetim ve mehyaya sağlığım ve memati ölüm lillahi Allah'a mahsustur. Sana mahsustur ya Rabbi. Öyle Allah ki Rabbil alemin, bütün alemlerin terbiye edicisi, Rabbisi sahibi olan sana mahsustur. La şerike le. Onun şeriki yoktur. Ortağı yoktur. Ve bizalike. Bununla da ümirtü ben emrolundum. Olundum. Yani Allah'a şerik koşmayın diye emrolundum. Ve ben de sana şerik koşmuyorum. Ve ene evvelül müslimin. Ben müslimlerin en evveliyim. En evveli ne demek yani? Ondan evvel müslim yok muymuş? Yok yani. Bunu bir adam bir şeye kuvvetli iman ederse ya bu şeyin en evvel birincisi benim. Sen şu bir şey söylüyorsun. Bunun birincisi benim, evveli benim. Yani bu itikadı benimseyenlerin içinde en evvel farz et ki öyle hiçbir kimse bu akideyi beğenmemiş. Daha imtihan oluyor. Kim bu akidededir derse en evvela ben çıkarım bu manaya. En evvel yani benim itikadım kuvvetlidir manasına. Bazıları da İmam-ı Şafii radıyallahu anh buyurmuş ki bunu okurken ve ene evvelül müslimin yerine ve ene minel müslimin desin. Daha güzel olur. İşte bu hadisi şerifte Hazreti Ali radıyallahu anh bu duayı zikrediyor. Öyleyse yukarıda geçti ki Sübhaneke okur. Sübhaneke okuduktan sonra bu tevcih duasını da okur da ikisini cem ederse daha güzel olur. Bir bununla ispat eylediler. Ve ma kad haddesena Muhammed ibn Huzeyme tel Basriyyü
Bir de Muhammed İbn-i Huzeyme İbn-i İmam Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة المارشون وما حديث وما حدثنا يعني بو حديث بسنة تهاجت اليوم وما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي وعبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن المارشون عن المارشون وعبد الله بن الفضل ve Abdullah ibn al-Fadl an-Larij fe zekere bi isnadihi misri. İşte İmam-ı Tahavi gerek Muhammed ibn Huzeyme gerek İbn Ebi Davud terifiyle aynı hadisi şerifi rivayet eylemiş. Daha ve ma kad haddesena Rabi' dahi bir hadisle ihtiyac ettiler ki Rabi' ibn Süleyman el-Mu'ezzin İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Kale haddesena ibn Vehb kale akhbarani Abdurrahman ibn Ebi Zennad an Musa ibn Ukbe an Abdullah ibn al-Fadl an-Larij فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Ağrıca kadar getirdikten sonra ondan sonra hadisin zaten gerisini orada zikrediyor. Ki o Abdülaziz ibn Ebi Selamet'in varışında rivayet ediyorlar. Ebu Seleme de kimden rivayet ediyordu? Ammi Neşi Ağrıç'tan Ağrıç Übeydullah ibn Ebi Rafi'den Hazreti Ali radıyallahu anh'ın katibi Übeydullah ibn Ebi Rafi o da Hazreti Ali'den rivayet eylemiş. قالوا işte bu üçüncü mezhebe sahip olanlar namazda hem senayı hem tevcihi cem eder ikisini de okur diyenler dediler ki felemma caatir rivayetu vaktaki rivayet geldi bihada bu tevcihi okumayla ve bima kablehu bir de bundan evvelki gelen Sübhaneke'yi okuyacak diye bu rivayette geldi ikisi de sabit oldu ikisinin de rivayeti sahihtir İstehbebna, biz müstehap gördük. En yekûlehumâ, bunların demesini. Kimin? El-Musalli, namaz kılanın. Bunları demesini. Ne olduğu halde? Cemiyen, ikisi de beraber olduğu halde. Bunları okumasını müstehap gördük. İkisini de okusun. Madem hadisler sahihtir, o da gelmiştir, bu da gelmiştir. İkisini de cem eylesin. Ve mimmen gâle hâda, böyle diyenlerdendir. Ebu Yusuf rahimahullah, İmam Ebu Yusuf böyle diyenlerdendir. İmam-ı Tahavi de buna mail oluyor. Şafiiyeden de Ebu İshak el-Mürvezi ile Ebu Hamid'in Ebu Hamid daha başkaları da böyle buyurmuşlar ki cem etmek daha eftaldır. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.